Kur'an'da Musa ve Bilge kul kıssasını nasıl anlamalıyız ki? Genelde bu örnekten yola çıkarak hocam kendilerine tevil arıyorlar. Kehf 65. Biz ona nezdimizden bir ilim verdik ayeti gaybi bilme konusu yapılmış bu manada. Yani bu ayeti de nasıl anlamamız lazım? Evet, milledünna ilmadan bahsediyorsunuz. Evet. Şimdi o ledün aslında bir zarftır. Yani şuradan buradan gelen ilim demek. Yani ilmin Ledün ilmi tabii diyerek hemen ama ledün ekliyorlar. ilmi diye özel bir kavram. Ya inde gibi bir şey ya. Yanında indinde demek gibi. Ledün öyle bir kelime ama oradan kocaman bir ledün ilmi çıkmış. Hazreti Ali arkadaş benim şu kılıcımın kabzasında iki satır bir şey var. İşte şu kısas mısas kasame konusundaki meselenin hükmüne dair unutmayayım diye buraya yazdımdı. Evet. Bundan başka da Allah'ın verdiği de zekadan başka bir bilgim milgim de yok diyor Hazreti Ali. Fakat şunu söyleyeyim. Bu tasavvufi batini gelenekte hocam şey vardır. Hazreti Ali silsile-i zehebin başıdır. Altın silsile var ya. Evet. Dolayısıyla tasavvufun bütün tarikat damarları da felsefesi de hep o Hazreti Ali'nin o ezoterik gizemli bir kimlik yüklerler. Bu kimliği yüklemelerinde Hazreti Ali'nin biraz melankolik, biraz hüzünlü olması, gadre uğraması, ta Peygamber Efendimiz'in hanesinde çocukluktan beri kalması, dizinin dizine değmesi bir şeyler bilirdir bu adam. Evet. Gibi ondan kaynaklanıyor. Bir de Şia'nın imamet konusuna müthiş bir anlam yüklemesi. Masumdur. Evet. İmamın bilgisi tepeden, yukarıdan gelir. Hepsini üleştirdiğinizde böyle korkunç bir şey çıkıyor ortaya. O algıdan Hazreti Ali'ye gidiyor bu işler. Mesela Hazreti Ömer'e hiç gitmez. Şey Evet. bu damarlar. Garip, evet. Hazreti Ali kadar ben tarihte istismar edilen bir insan bilmiyorum. Ama bu Bu ledünin bu kıssa Musa Musa Bilge kul Hızır kıssası kıssası. diye. Evet hocam. Hızır geçmez Kur'an'da. Geçmez. Yok. Bilge kul diyoruz işte. Hocam o kıssa şunu anlatıyor. Aslında. Kütibe aleykümül gıtalü ve huve kürhün leküm. Asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun leküm. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun leküm. Vallahu ya'lemu ve entüm la ta'lemun. Bak. Şimdi size buyurun cepheye gidin diyoruz. Biliyorum ki hoşunuza gitmiyor. Niye? Ölmek var, dönmek yok. Yaralanmak var. Acı bir şey bu yani. Yani çoluk çocuğunu yetim Evet, sıkıntı verici bırakmaksa. bir şey. Evet. Ama emin olun, şimdi ilk nazarda baktığınızda nice kerih görülen şeyler sonu itibariyle çok hayırlara müncer olur. Tam tersine iyi gördüğünüz şeyler kötülüklere müncer olur. Bunu siz bu kadar algınızla, bu kadar bilginizle, bu sınırınızla ihata edemezsiniz. Onu ancak Allah bilirin aslında bir örnek üzerinden anlatımıdır. Anlatalım. Orada Musa gerçekten işte Hızır çocuğu öldürmüş, yok duvarı onarmış falan. Bunların hiçbir önemi yok hocam. Bu olmuş mu olmamış mı diye. Orada iki perspektif var. Bir bakıyorsun ilk bakışta acayip kötü bir iş oluyor. Ya Allah Allah niye yapıyorsun ya? Adam bize iyilik yaptı. Beş kuruşumuz yoktu. Gemiyi aldı karşıya geçirdi. Sen kalkıyorsun gemisini deliyorsun falan filan. Bu anlatılan şeyler şu. İnsanoğlu hayatta olan biten bütün olan bitenlerin ve eşyanın künhüne, arka planına bu algısıyla, bu bilgisiyle, bu idrak sınırlarıyla kâfi edemez, çözemez. Dolayısıyla başa kötü bir hal geçince derhal feryada, figana başvurmayın. Evet. Teennili olun, mütevekkil olun, Allah'a itimat edin. Orada Hızır diye min ledünna ilma denen kul, X kul aslında Allah'ın gayba muttali olan, eşyanın burası gibi şurasını da gören, dolayısıyla her tarafını bilene itimat edin. O her tarafıyla olayları görür, düşünür. Siz o yalın, tek taraflı, sınırlı idrakinizle, bilginizle olan bitene nihai hükümler biçmeyin, kararlar vermeyin. Allah'a tevekkül içerisinde olan bitenin sonunu biraz bekleyin ve bu noktada Allah'ın bilgisine de her şeyi ihate ettiğine de güvenin Güvenin mesajı var. verilir. Evet.
Yani yoksa yoksa bir oradan, hikaye gibi, masal gibi değil de oradaki anlama, mesaja bakmak, çok odaklanmak lazım. Hocam bana göre o kısa hayattaki olan bitenlere pozisyon almamızın bence en temel mesajını veriyor. Bakıyorsunuz hayatta bir kötü bir hal geçiyor başa. Evet. Yani ben mesela Samsun 19 Mayıs'tayım. 28 Şubat'ı böyle giyotin gibi başımızı kestiği günler. Benim başıma kötü haller geçti. Mesela araştırma görevliliği sınavını kazandım. O günkü dekan kazandığım saniye içinde önüme istifa dilekçesi sundu. Şunu imzalayacaksın dedi. Bir saniye araştırma görevlisi olmamın mutluluğunu yaşatmadı bana. Çünkü dedi ki bu burada duracak. Sen bu başında giyotin gibi duracak. Sana her dediğim işi yaptıracağım. Ben böyle bir hal yaşadım. Bu sıkışıklıkta yolum Adana'ya düştü. Çukurova'ya. Ben o gün üzüldüm bak. Ne kötü yerlere gidiyor. Ya memleketten uzaklaştık diyor. Benden sonra hocam orada bir kızıl kıyamet koptu. 15-16 arkadaşın araştırma görevlisinin daimi kadrolarını iptal ettiler, kapıya attılar. Ne sefaletler yaşandı, ne acılar çekildi. Ha ilk bakışta benim başıma kötü bir hal geldi gibi Allah beni oradan aldı meğersem. Bunu ben birkaç kere yaşadım. Onun için olan bitene hemen doğrudan o kıt aklımla, kıt görüşümle, idrakimle nihai koca koca hükümler vermiyorum. Evet. Diyorum ki tevhizname var ya hocam, yanlış anlamayın. Bu kıssa bana biraz da tevhizname'yi de çağrıştırıyor. Görelim Mevla neylerse güzel. Biraz da mütevekkil olmakta fayda var. Evet. Yani bu her şeyi insan ihata ettiğim gibi bir küstahlığa, bir kibre kapılmamalı. Evet. Bir sen görürken sadece bir cephesini, bir tarafını görüyorsun. Ama burasını bilen bir Allah var. Buranın buraya neye müncer olacağını bilemezsiniz. Dolayısıyla o ilk bilginizden, ilk nazarınızdan, ilk düşüncenizden hareketle tepki koymayın, karar vermeyin. Hele bekleyin. Ama burada bekleyişte önemli olan şey pozisyonunuz, tavır alışınız doğru bir istikamette olsun. Evet. Ve sonucunu da Allah'a bekleyin bakalım ne olacak hocam. Ben evet. O kıssayı öyle anladım. Yoksa oradan bir gizli bilimler hazinesinin nazariyesi çıkmıyor hocam orada.